Merhaba sevgili satranç severler. Yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. İskandinav açılışı. Evet, büyük usta Nigel Short İngiliz. Bu açılış için kadınların oynayabileceği bir açılış demişti. Çok tepki toplamıştı. Ya kullandığı ifade doğru değil tabii ki. Fakat burada bu açılış anlamında genel temel bilgilere baktığımız zaman, genel bilgilere baktığımız zaman beyazların tempo ile geliştiğini, çok yararlı bir açılış olmadığını söylemişti. Fakat dünya şampiyonu Anand dünya şampiyonu olduğunda büyük ustadan Tiviakov ile oynadığı maçta E4'te 5 savunmasını kullanmıştı ve beraber yapmıştı maçı. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştı. Biz de gelişimde bir üstünlük elde ettik şu an. Tempomuzu kazanalım çünkü hava dili açmış oluyoruz almasa da. Şimdi artık kalelerimizi oyuna sokacağız. Kale D1, kale C1 ya da kale E1, kale D1 oynayabiliriz. Ben D1, E1 tercih ediyorum şu an. Evet, siyah dar bir alanda oynuyor. Siyahın sıkıntısı bu. Şimdi fil B4 gelebilir at E4 fikriyle. O yüzden A3 oynamak istiyorum. Buradaki açmaz beni rahatsız ediyor. Yani bu açmaz beni rahatsız edecek. Oynadı. Şimdi vezir C2 oynarsam düşündüğüm hamle vezir C2. Fil G6 ile tempo kazanabilir. Ona da vezir B3 oynayıp B4'e baskı yapabilirim. Dikkat etmem gerekiyor. Vezir B3'ten sonra A4'ten başka bir yere gidemiyor. Evet, şimdi yine at E4 oynayabilir. Ama A3 oynayacağım. Bu baskıdan kurtulmak istiyorum. Şimdi A3 oynarsam A4 oynuyor. Veziri kaçtığımda fil C3 alıyor. Burada ilginç bir hamle daha oynayabilirim belki. D5 sürebilirim. Şimdi ben de C6'yı almak istiyorum A4 oynadığında. Veziri istiyorum ben de. Vezirime C4 karesi açıldı. Şu an. C4 karesi açıldı. Bir de artık A4 oynayamıyor. Şimdi AT5 ile G6 filini yok edebilirim. Evet, G6 filini de alalım. Neyle alacak bakacağız. Vezir almayı tercih etti. Herhangi bir tehlike yok. D5'i almasından başka. Şu an D5'i almak istiyor. Fil F3 oynayarak D5'imi koruyabilirim. Şimdi A3 oynamak istiyorum. B7'ye baskı yapacağım ben de. Evet, B ile alıyoruz. Şimdi bu piyon yardımcı olacak buraya gelerek. Aynı zamanda vezir de buradaki renklendirmeleri yapamıyorum şu an. Neden yapamıyorum bilmiyorum. Ha, bu da aynı zamanda tamam, şimdi yeşil de yaptım, mavi de yaptım. Diğerlerini yapamadım daha. Hem vezirin B7'ye baskı yapıyor. Piyon C4'te merkezi tutuyorum. Yine fil çiftimiz var. Fil çifti sürekli geliyor. Çok güzel. Benim açımdan ben çok severek oynuyorum fil çiftini. Bakın burada at H4 oynayıp G2'ye ve F3'e baskı yapmak istiyor. Burada artık dikkatli oynamalıyız. Vezir B7 alırsam at H4 oynayabilir. At H4'e, yani vezir B7 aldığımı düşünün. At H4. Şimdi F3'ü istiyor. D6 sürersem vezirim F3'ü koruyor. Ama dikkat etmek zorundayım yine. B7'yi aldığımda kaleci B8 oynarsa C7'yi alıp G3'e geleceğim at H4'e. Bir sıkıntı yok. B7'yi alabiliriz. Evet, at H4'e D6 hamlemiz. Şimdi vezir A8 istiyorum. Yani iki kaleye vezir olacak. Zaten fil çiftim var. Benim için güzel bir konum. Bir tek dikkat etmem gereken şey, alıp fil A8'e D5 oynarsa bu çaprazı kapatıyor. G3 oynarsam at F3 çatal yiyorum. Bir hamlem daha var burada. O da kale çarpı D6. Son sıra zayıflığı olduğu için kale D6 ile
A8 kalesi istekte kalacak kale D6 alırsa. Kale B8 gelirse şimdi vezir A8 alacağım. Evet, burada kale D8 alabilirim. Fil D4. F3 filim koruma altında. Bakın burada at D5 oynarsa fil D5 basitçe var. Bir de vezir D5 gibi bir hamlem var. Çünkü son sıra zayıflığı var. Evet, H6 oynamak zorunda. Mat olmaması için. Şimdi vezir E7 geliyorum. Kale E8 oynayamıyor. Birazdan göreceğiz. Ya oynayabiliyor aslında. F5 sürebiliyormuş. Vezir E8 alacaktım. Bu arada benim 1 dakika 36 saniyem kaldı. Biraz hızlı oynamam gerekiyor. Böyle oynayabiliriz vezir B6. Ona da F3 boşta. Vezir C6 oynayabilirim. F6'yı almak istiyorum. Taş değişmem gerekiyor. Burada çok üstünüm artık. Taş değişmem gerekiyor. Şimdi fil F6 teyit edeyim. Evet, şimdi file F6 alabiliyorum artık. Çünkü file 4 var. O yüzden böyle oynamak zorunda. Kale finaline girebiliriz. Kale finali oynayalım. A piyonu mu, C piyonu mu? A piyonumuz kalsın. A piyonuyla oynayalım bakalım. Nasıl oynayacağız? Evet, H5 sürmeme izin verirse artık bu daha rahat bir kazanç olacak H5 sürersem. Çünkü piyonları sabitleniyor. Şahı pasif oluyor. Şahı artık pasif. Şimdi şahı G6'ya girmem yetecek benim. Evet, 4. hataydan girmek istiyorum. Şimdi şah F4 oynamama izin vermemesi lazım. Kale A2 doğru hamle ama şah F4'üme de izin verdi. Artık G4 süreceğim. Şimdi artık şu A7'ye gireceğim. Bakın H5 piyonu rakip şahı kestiği için, yani buradan bir iki piyon alıp A6 piyonuna kaleyi feda edip devam edemiyor. Çünkü şah kesik durumda şu an. G6 sürerse evet, artık bunu kazanıyoruz. Çünkü piyonu H5'e sürdürmemesi gerekiyordu, söylemiştim. Halen bakın şah ayrılamıyor. G6 veya G5'e. Şimdi bir daha sürdüğü zaman F4. Ben şaha yanaşmaya devam ediyorum. F3 sürdüğü zaman piyonu alacağım. Evet, kale finali derslerimiz oluyor üst seviye. Bu aslında bu maçı orada da analizleyebiliriz. Kaleye karşı piyonda. Söylüyorum. Piyonun diğer tarafından tutmalı her zaman şah diyorum. En basit kazanç için. Burada artık rahat kazanıyoruz. Zamanı oynuyor muhtemelen. Evet, terk etti. Çok öğretici, güzel bir maç oldu. Özellikle kale finali açısından çok güzel bir maç oldu. Yine fil çifti avantajını kullandık ve daha taze anlattığımız kale finali geldi. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle.